Koç ve Yükselen Burcu Koç olan sevgili dostlar 28 Ekim 3 Kasım haftasındayız. Bu hafta Kasım ayına girerken tam bir Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Ee, yeni ayın etkilerini ve haftanın etkilerini güçlü bir şekilde alacaksınız sevgili koç burçları. Haftaya günlük rutinleriniz ve sağlık gibi konularla ilgili bazı e, gelişmelerle ilgili başlıyorsunuz. Ve bu haftanın ikinci günü Salı ve Çarşamba günü ki aslında Perşembe günü de dahil, bilhassa ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, sosyal platformlardaki işleriniz ve hayatınızla ilgili önemli konulardaki özellikle burada parasal konuları işaret eden önemli etkiler alabilirsiniz. Bu hafta 30 Ekim Çarşamba günü Uranüs Merkür karşıtlığı var. Sevgili akrepler bu hayatınızdaki yani yaşamınızdaki biraz böyle aile içi konuları, aile içindeki paylaşılması gereken belki mirasları, gayrimenkuller, emlak gibi ilgili konular, işte taşınma gibi konular zaten gündeminizde. Bu anlamdaki finansal konularda özellikle gergin bir enerji var. Hem ikili ilişkilerinize dikkat edeceksiniz hem de çok ani, fevri davranmayın lütfen. Çünkü Mars şu anda sizin için sizi biraz daha agresif yapan, çabuk atak yapan Çabuk sinirlenebileceğiniz bir alandan geçiyor. Özellikle ev içindeki sakarlık kazalar, sağlık sorunlarına özellikle lütfen 30 Ekim ve 31 Ekim Perşembe günü dikkat edin ve burada aile ve aile içindeki bazılarının özel hayatları, yaşantıları. Uzak hedefleriyle ilgili konularda bir takım bağlar oluşmuş. Böyle finansla ilgili belki destek istiyorsunuz veya istediğiniz desteği talebinizi yeni yapacaksınız öyle de diyebiliriz. 30 Ekim günü ve 31 Ekim günü burada aslında 31 Ekim daha da dikkatli olmanız gerekiyor. Buralarda bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. Çalışanlar, çalışan koçlar yine ee, özellikle iş yeri e, işte ortakları mesela ortak projeler ya da bunun gibi işler yönetiyor olabilirsiniz. Bir mahkeme sürecinde de olabilirsiniz. Burada ani gelişecek konular e, biraz böyle agresyonu yükseltebilir. Özellikle bu hafta bu günlere dikkat etmemiz gerekiyor. bir Kasım Cuma günü evet Akrep Burcu'nda Plütonik etkileri olan bir yeni ay doğacak. 9 derece Akrep burcunda sevgili koçlar, yönetici gezegeni Mars ve Pluto, bilhassa Akrep burcunda, Boğa burcunda, Kova ve Aslan burcunun 9 derece ve yakınlarında eğer yerleşiminiz, gezegeniniz ev girişiniz varsa tabii ki çok daha fazla etki alacaksınız anlamına geliyor ve tabii ki tam bu anda Cuma günü aslında Mars, Pluto Karşıtlığı da devrede olacak. Dolayısıyla köklü bir yenilik. Zaten köklü bir yenilik deyince oraya virgül koyacağım. Koç buçlarının böyle kentsel dönüşümle ilgili işleri de olabilir. Gündemleri de olabilir. Bu ve buna bağlı konular bir sonuca bağlanabilir. Burada finansal konularda anlaşmazlıklar, orta yolu bulmak, dengeyi sağlayamamak veya buradan bir alacağınız söz konusuysa bu yeni ay ile beraber bunlar ortaya çıkacaktır ve yeni aydan sonraki süreçte özellikle ayın ortalarına 15 kasıma doğru da çok daha belirgin olacak ama bu günler biraz dikkat etmemiz gereken günler. 2 Kasım itibariyle artık Merkür aslında bulunduğu yerden ayrılıyor. Yay burcuna geçiyor Venüsle beraber. Akrep burçları için bu rahatlamaya başlama dönemi pardon koç burçları için. Neden? Çünkü hem Venüs'ün hem Merkür'ün daha olumlu etkilerini almaya başlayacaksınız. Uzak hedefler, yurt dışı ile ilgili konular, kültürel konular daha fazla gündeminize gelmeye başlayacak. Hatta 2 Kasım Merkür-Mars üçgeni ve Jüpiter-Şiron seksili var. Cuma günü biraz daha verimli, rahat diyebileceğiniz uzak yerlerden alabileceğiniz haberler sizi sevindirebilir. Haftanın son güne geldiğimizde Pazar günü e, Ayda Yay burcunda olacak ve gerçekten hedeflerinize ulaşmak, günlük hayatın rutinlerine çıkmak, küçük bir gezi, bir seyahat, bir tatil, bir yolculuk da yapabilir. Cumartesi Pazar günü Koç burçları Evet, dikkat etmemiz gereken haftalardan bir tanesi sevgili dostlar. Ee, bir koç burcu olarak yönetecek gezegenizin hafta boyunca Plüto ile karşıtlık yapacağını unutmayalım ve depresif konulardan, gerginlik yaratan ortamlardan, kişilerden de mümkün olduğunca uzak duralım efendim. Güzel bir hafta diliyorum. Lütfen ilk kez izleyen arkadaşlar yayını e, beğenmeyi ve abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.